Elimizde uzunluğu 10 metre olan bir tel var. Tel iki duvar arasına gerilmiş. Sıcaklığı da 30 santigrat derece. Sıcaklığı 30 dereceden 130 dereceye yükseltince telde ortaya çıkacak ısıl gerilmenin ne kadar olacağını bulmak istiyoruz. Bize telin doğrusal genleşme katsayısını ve yang modülünü vermişler. Isıl gerilme yeni bir kavram olduğundan bu videoda öncelikle bunun ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Bunu yaparken de soruyu yanıtlayacağız. Hadi bakalım. Telin uzunluğu 10 metreydi. Sıcaklığı da arttırılıyordu. Bir cismin ya da maddenin diyelim sıcaklığı yükselince madde genellikle genleşir. Öyle değil mi? Evet. Isınınca genleşirler. Ancak burada bir sorun var. Ne diyecek olursanız tel duvarların arasında kalıyor ve bu yüzden de genleşemeyecek. Peki ne olacak? Az önce de söylediğim gibi bu bizim için yeni bir kavram ve bunun içinde öncelikle duvarların burada olmadığı senaryonun üzerinde durmak istiyorum. Şu anda ne olduğunu bildiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Demek istediğim duvarlar kaldırılınca telin sıcaklığındaki değişim sonucu ne kadar genleşeceğini nasıl bulabileceğimizi biliyoruz. Bunu hesaplamak için alfa l yani telin doğrusal genleşme katsayısına ihtiyacımız var. Burada verilen değerlere göre elimizde uzunluğu 1 metre olan bir tel olsaydı, sıcaklığını 1 derece arttırdığımızda duvarların olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Tel 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre uzardı. Evet, bize verilen bu değer işte bu anlama geliyor. O halde gelin duvarlar olmasaydı tel ne kadar genleşirdi önce onu hesaplayalım. Bu noktada isterseniz videoyu durdurup soruyu benden önce kendi kendinize cevaplamayı da deneyebilirsiniz. Eğer kafanıza takılan sorular varsa da önce bu konuda hazırladığımız videoyu izleyin ve soruyu daha sonra çözmeyi deneyin. Hadi bakalım. İşe uzunluktaki değişimle sıcaklıktaki değişim arasında bir ilişki kurarak başlamamız lazım uzunluktaki değişimi delta L olarak not ediyorum. Elimizde 1 metrelik bir tel olsaydı, sıcaklığını 1 derece arttırdığımızda uzunluğu bu kadar artıyordu. Telin uzunluğu 2 metre olsaydı da bunun 2 katı olacaktı. Telin uzunluğunun L metre olduğunu düşünürsek, uzunluktaki değişimi alfa L çarpı L olarak ifade edebiliriz. Bu sıcaklık değişiminin 1 derece olduğu durum 2 derecelik bir değişimde bunun 2 katını elde edeceğimiz için delta T derecelik bir değişimde elde edeceğimiz uzunluk değişimi için bunu delta T ile çarpmamız gerekir. İşte bu kadar. Bize verilen değerleri yerlerine koyarsak hadi hemen yapalım. Alfa L'nin, L'nin ve delta T'nin neye eşit olduklarını biliyoruz. Delta T sıcaklıktaki değişimdir. Evet. Bu değerleri yerine koyarsak delta L'yi hesaplayabiliriz. Yazıyorum delta L eşittir. Alfa L yani 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 santigrat derecenin tersi. Çarpı L yani 10 metre ve çarpı delta T yani 130 eksi 30'dan 100 santigrat derece. 20 çarpı burada 1000 var, burada ise 10 üzeri eksi 6, geriye 10 üzeri eksi 3 kalır. Bu ikisi birbirini götürünce de uzunluktaki değişimi 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre yani 20 milimetre olarak buluruz. Sıcaklık 130 santigrat derece olduğunda tel birazcık uzamış yani genleşmiş olacak. Burayı da 20 milimetre olarak yazalım. Şimdi de asıl probleme geri dönelim. Problemde bize telin iki duvar arasında yer aldığını söylemişlerdi. Bu da duvarlar yüzünden 130 derecede bile telin genleşmeyeceği yani uzamayacağı anlamına gelir. Sonuç olarak tel ulaşması gereken uzunluğa ulaşamayacak. Ki bunu duvarların teli sıkıştırması olarak da düşünebilirsiniz. 130 derecede telin 20 mm uzayacağını bulmuştuk ama duvarlar yüzünden bu gerçekleşemeyecek. Duvarlar tele iki taraftan baskı uygulayacak ve telin uzamasını engelleyecek. Bunu tel 20 mm sıkılaştırılacak olarak not ediyorum. Peki bir teli 20 mm ya da herhangi başka bir uzunlukta sıkıştırırsak ne olur? Gözümüzün önüne getirebilmek için elimizde bir yay olduğunu düşünelim mi? Burada kendimize biraz yer açalım. Bu telin ilk uzunluğu ve tel duvarlar tarafından sıkıştırılıyor. Bu da bir yay. Bir yayı bu şekilde sıkıştırırsak ne olur? Bıraktığımız anda eski haline geri döner değil mi? Bunu geri çağırıcı kuvvet sayesinde yapar. Evet burada geri çağırıcı kuvvet açığa çıkar. Bunu F ile gösteriyorum. Bu kuvvetin yaya uygulanan sıkıştırma ile orantılı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Sıkıştırmayı da delta x ile gösterelim. Aralarındaki orantıyı sağlayacak olan da bir sabit değerdir ve bu yay sabiti olarak adlandırılır. Küçük bir detay belki ama kuvvet ve sıkıştırma ters yönlerde oldukları için burada bir eksi işareti olması lazım. Bu Hook kanunudur. Ancak şu anda yönleri bir kenara bırakıp sadece büyüklere odaklanmak istiyorum. Bu duruma çok benzeyen bir şey burada da gerçekleşecek. Tel sıkıştırılınca eski haline geri dönmek isteyecek ve bunu yapmak için de az önce bahsettiğim gibi geri çağrıcı bir kuvvet üretecek. Ancak bu bir yay olmadığı için bunu birim alandaki geri çağrıcı kuvvet olarak adlandıracağız. Telin kesitine göz atacak olursak teli bu şekilde bir silindir olarak düşünelim. Geri çağrıcı kuvveti kesit alanına bölersek birim alandaki geri çağrıcı kuvveti bulmuş oluruz. Ve bizim için önemli olan da zaten bu. Bu değerden gerilme olarak bahsedeceğiz. Gerilme geri çağrıcı kuvvete çok benzer. Geri çağırıcı kuvvet burada sıkıştırmayla orantılıydı. Öyle değil mi? Buradaki gerilme de birim uzunluktaki sıkıştırmayla orantılı olacak. Bu değere de gerinim adı verilir. Size bu ikisinin de orantılı olduklarını söylemek istiyorum. Eşittir koyayım. Orantıyı sağlayacak olan sabitin adı Young modülüdür. Gerilme birim alandaki kuvvetti. Gerinimse birim uzunluktaki uzunluk değişimi ya da sıkıştırma miktarı olarak tanımlanır. Yang modülü ise her bir malzeme için belirli olan bir sabit değerdir. Eğer kafanıza takılan sorular varsa gerilim ve gerinim adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi gerilmenin ne olduğunu bulalım. Bu gerilmeden ısıl ya da termal gerilim olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Isıl denmesinin sebebi nedir diye soracak olursanız gerilmenin ortaya çıkmasına sebep olan şeyin ısıl genleşme olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Isıl genleşme olmasaydı Tel genleşmeyecekti ve gerinim de ortaya çıkmamış olacaktı. Evet, şimdi ısıl gerilmeyi hesaplamamız lazım. Neler bildiğimizi gözden geçirerek başlayalım mı? Y'nin neye eşit olduğunu biliyoruz. İşte burada. Delta L'yi biliyoruz. 20 mm. Başlangıç uzunluğunu da biliyoruz. Böyle değil mi? 10 metre. Bunları yerlerine yazayım mı? Burada kendimize biraz yer açarak başlayacağım. 80 Pascal çarpı delta L yani 20 milimetre bölü 10 metre. Buradan bir bakalım bu iki sıfır birbirini götürür. Metreleri de sadeleştirelim. 80 çarpı 2 160 eder. Pascal çarpı 10 üzeri eksi 3. Giga 10 üzeri 9'dur. 10 üzeri eksi 3 ile çarpınca geriye 10 üzeri 6 kalır. 10 üzeri 6 da mega olduğuna göre sonuçlar 160 Pascal'dır. İşte bu. Isıl gerilmenin neye eşit olduğunu bulduk. Isıl gerilmenin etkilerini görmek için gelin şu görsele bir göz atalım. Isıl gerilme yüzünden tren raylarının bu şekilde kıvrıldıklarını görüyorsunuz değil mi? Genleşmeyi engelleyen duvarların nerede olduğunu düşünüyorsanız, rayların bu kısmı diğer bölümlere göre daha çok ısındıysa daha çok genleşmek isteyecektir. Öyle değil mi? Bu durumda rayların ısıya maruz kalmayan kısımlarını, ısıya maruz kalan kısımlarını engelleyen duvarlar olarak düşünebiliriz. Bu kısımlar ısıl gerilmeye yol açacak ve rayların bu şekilde kıvrılmasına sebep olacaktır. Bu arada madde kolay kırılır bir madde ise gerilmenin maddenin kırılmasına sebep olacağını da eklemek istiyorum. Örneğin bunun yerine cam bir çubuk olsaydı çubuğun bir kısmını aniden ısıttığımızda genleşmek isteyecektir. Ama diğer kısımlar onu engelleyecekleri için çubuk kırılacaktır. Aynı durum bir cismi aniden soğutmak isterseniz de gerçekleşebilir. Bu çubuğun bir bölümünü soğutursanız bu kısım diğer kısımlara göre daha çabuk büzüşecek ve çubuk yine kırılacak. Aniden ısıtmak ya da soğutmak cam gibi maddelerin kırılmasına yol açar ve bu durum ısıl şok olarak adlandırılır. Bu yüzden de çok sıcak şeyleri cam ya da seramikten yapılma kaplara boşaltırken çok dikkatli olmamız gerekir. Bir dahaki sefere çayınızı bardağınıza koyarken daha dikkatli olun ve fiziği hatırlayın.